Pardon, yani ben rahatsızlık vermek istememiştim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Ay, geciktim biraz, pardon. Lavabo bir türlü boşalmak bilmedi de. Siz ne konuşuyordunuz böyle? Ben de Zehra Hanım'a senin gibi bir kuzen olduğu için ne kadar şanslı olduğunu söylüyordum. İzninizle. Ömer birazdan gelir. Ömer gelmiş. Zehra'nın nişanlısı Çetin. Hoş geldin. Ben gelmeden arayacaksın sanıyordum. Nereden anladım kafede olduğumuzu? Sokaktaki ilk mekan buydu. Göremeseydim arayacaktım. Nasılsın Ömer? İyi. Sen? Teşekkür ederim, ben de. Tanıştırayım. Çetin. Arkadaşım. Biz de laflıyorduk işte öyle. Müsaitseniz bir kahve içelim birlikte. Yani vaktiniz varsa. Yok, bizim işlerimiz var, oturmayalım. Provaya gecikmeyelim istiyorsan. Olur. Canan, sen de bize gel. Fikir verirsin. Ay, taze nişanlıların arasına hayatta girmem. Siz gidin güzel güzel şöyle baş başa yapın alışverişinizi. Biz evde görüşürüz artık Zehracığım. Tamam. Oyalanma o zaman. Halan merak etmesin. Telefonu da açık tut. Haberleşiriz. Hadi kolay gelsin. Bir yer ayarla da dördümüz birlikte bir şeyler yapalım. Akrabalarını yakından tanımak isterim. Olur. Zaten bundan sonra sık sık beraberiz, merak etme. Ne yapalım? Benim daha çok vaktim var. Sen ne istersen. Yani. Seni mafyalardan kurtardım diye sen de Nur için'e mesaj atma hakkı buldun kendinde. Yani benim yüzümden küstünüz diye ben de sizi barıştırmak istedim. Barıştırmak istedin demek. Aman ne güzel. Sana teşekkür etmek için... Etme. Bana teşekkür falan etme. İşte annemle tatilimizi bitirdik. Düğün için buraya geldik. Ama iyi ki de gelmişiz. Yoksa tanışamayacaktık. Hatta Zehra'nın düğünü bile bizim tanışmamıza vesile oldu. Ne kadar güzel değil mi? Evet, güzel. Hem de çok güzel. Buraya daha önce gelmemiş miydin?
Gelmiştim de... Senle daha güzel burası. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Yani seni tanıdığım için çok memnunum. Ben de. Enişte de bir bakıp gitti. Tanışamadık. Ha, evet. Ya işleri falan var onların, düğün müğün. Ne iş yapıyor eniştemiz? Oo, saymakla bitmez. Gemiler falan. İthalat yapıyorlar. İhracat işleri. Yani kocaman holding. Başında da Ömer var yani. İşlerini say say bitmez. Anlıyorum. Benim gibi. Bizim de holdingin bünyesinde birçok şirketimiz var. Ay harika. Yani ne güzel meslektaşsınız. Öyle öyle. Hangi holdingin patronu eniştemiz? Ay neydi ya? Öyle bir anda sorunca hatırlayamadım şimdi. Hatırlasan şaşırdım sen. Efendim? Yok bir şey. İşle ilgili önemli bir görüşmem var da. Bir yandan onu düşünüyordum. İş mi? Yani hiç durmadan çalışırım diyorsun yani. Birlikteyken de. Affedersin canım. Buradaki zamanımızı nasıl uzatabilirim diye düşünüyordum aslında. Yani o görüşmeyi erteleyebilir miyim diye. Ya alakasız olacak biraz ama... ya ben de düğünde ne giyeceğime karar veremedim bir türlü. Ben de böyleyim işte. Her işimi böyle son dakikaya bırakıyorum. Ya acaba diyorum Paris'e mi gitsem? Yani aradığım şeyi burada bulamayacağım çünkü. Sen pazarını yeni etmiyorsa. Efendim? Buna hiç gerek yok diyorum canım. Yani... sen ne giysen çok yakışır. Pardon. Bir an şey yapamadım. Özür dilerim. Önemli değil. İyi ki tanımışım seni. İyi ki. Ben susadım biraz. Bir şeyler mi içsek? Bakmayacak mısın? Sana bahsettiğim o görüşmeyle ilgili hiç gitmek istemiyorum ama. Ya çok önemli bir işse yani git bence. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Tek bir şartla. En kısa zamanda mesela yarın benimle buluşursan olur. Olur. Yani bakarız. Anlaştık. Teşekkür edeyim derken her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Ama bir şey yapmam lazım. Tabii ya. Ben daha önce hiçbir erkeğe hediye almadım ki. Zehra'ya mı sorsam ne alayım diye?
Yok, olmaz. Erkeklere alınacak hediyeler. Bu olmaz. Bu olur da bunu almak için en az 200 ev satmam lazım. Anca alabilirim. Ne alacağım ben bu püsküle hediye ya? Aa, bu olabilir. Herkes erkeklere bu hediye alınır demiş. Kesin bu püskül beğenmez ki bunu. Yine ağzını yaya yaya konuşur, beni deli eder. Aman ne yaparsa yapsın. Ben borcumu ödeyeyim de. Bence en güzelini seçtik. Yani üzerinde çok iyi durdu. Rengi de güzel. Sade, şık. Ya aslında o yakasında saten olan da güzeldi de... Ya mahalle düğünü için bence birazcık abartılıydı. Yok yok, damatlık gerçekten çok güzel oldu. Beğendin yani. Hı hı. Gerçi seni daha gelinlikle göremedik ama. Olmaz. Düğünden önce göremez. Bana şu uğursuzluk hikayelerine inanıyorum değil mi? Hayır. Yok. İnanmıyorum da. En son sen görürsün. En son. Neden en son göreceğim? Yani bu bana haksızlık değil mi? Değil. Değil. Yani düğün günü, saçım başım, her şey tamam olduğunda... büyüsü bozulmasın diye. Emin ol, büyüsü hiçbir zaman bozulmayacak. Son nefesime kadar. Ne yaşarsak yaşayalım. Başımıza ne gelirse gelsin. Yani ben bırakırdım seni. Niye taksiye ısrar ediyorsun? Yani bana hiç söylerim, şimdi getir arabayı. Yok. Yani sen toplantına geç kalma. Ben de kuaföre falan uğrayacağım zaten. Bir sürü işim var. Senden ayrılmak zor olacak ama... çok teşekkür ederim. Niçin? Bugün harika vakit geçirdim. Bana ne yaptın bilmiyorum. Yarın iple çekeceğim. Ya Çetin, biz birazcık hızlı mı gidiyoruz acaba? Yani ben biraz tedirginim açıkçası. Sakın. Sakın tedirgin olma. Biz iki yetişkiniz. Ve ben senden çok hoşlanıyorum canım. Seni gördüğüm an işte hayatım kalbine dedim. Çetin... ben seninle ciddi düşünüyorum. Yani hatta her şey daha hızlı gitsin istiyorum. Daha seni annemle tanıştıracağım. Yarın müsait misin? Yarın mı? Yarın olmaz. Niye olmaz? Daha çok erken. Değil. İnan bana değil. Anneme senden bahsettim bile. Çok merak etti seni. En kısa zamanda tanışacaksınız.
Yok, bu da olmaz. Babam aklı başında biri olsun dedi. Bu bildiğin deli. Of baba ya, bulamıyorum işte. Bir bakalım ben kimim? Sen gitmedin mi ya? Yok, yukarıda seni bekledim tatlışko. Hiç böyle şakaları kaldıracak durumda değilim, sağ ol. Ama sen bana kızıyorsun. Kızmıyorum. Şaka kaldıracak durumda değilim diyorum. Açık ve net bir şekilde. O zaman niye böyle stresli olduğunu söyle. Belki elimden gelen bir şey olur. Aslında yalnız kalsam hiç fena olmayacak. Olmaz. Bu haldeyken seni yalnız bırakmam. İyi o zaman. Bana bir kahve yap, olur mu? Olur tabii. Yani benim yüzümden küstünüz diye ben de sizi barıştırmak istedim. Bana yardım edecekmişmiş. Pasamız komites. Sen ilk önce git kendine yardım et. Melek. Melek'le birlikte gidebilirim tabii babamın dediği organizasyona. Yarın görüşelim mi? Melek'le de gidilir mi ki ya? Nilay. Nilay daha mantıklı sanki. Yarın birlikte yemek yiyelim mi? Al bakalım tatlım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Parası küçük, kendisi küçük. Kime vereceğim? Holding sahibinin püskül oğluna. Peki o kıvırcık püskül bunu görünce ne yapacak? Evet, geldik. Bir ayrılık anı daha. Yarına kadar. Açılmıyor bu. Bir saniye. İstemiyor musun? Hayır, ondan değil. Yani ev kalabalık ya. Sen kalabalık sevmezsin. Bizim evden kalabalık değildir herhalde. Bence sen bir an önce benden kurtulmak istiyorsun. Yok, olur mu öyle şey? Ben gerçekten rahatsız olabileceğini düşündüm. Tamam, o zaman kapıya kadar eşlik edeyim sana. Hiç anlamadım inşallah. Yani babam var, halam var. O yüzden öyle dedim. Ama sen de varsın.
size yemek yapayım mı? Aman diyeyim. Geçen seferki kremalı mantar faciasından sonra. Tatlım, cidden dalgınlığıma gelmiş. Yoksa ben sizin son kullanma tarihine bakmayı unutur muyum hiç? Dışarıdan söyleriz. Sen bilirsin Nurçin. Zehirlenmeyeceksem sorun yok. Ama tatlım ya, ellerimle doyurmak istiyordum seni. Telefonum nerede benim ya? Tamam o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Oo, çifte kumrular. Ne haber? İyi, sen? Gayet iyi. Gelsene Ömer. Yok, ben gelmeyeyim. Aa, neden? Halletmem gereken işler var. Eve dönmem gerekiyor. Aa, çocuklar. Burada mıydınız? Ömer, nasılsın oğlum? Hadi geçsene içeri. Yok, gelmeyecekmiş anne. Aa, neden? Geç oğlum geç. Bak ben de sofrayı hazırlıyorum. Hep birlikte yeriz. Elinize sağlık, çok teşekkürler. Ama benim eve dönmem lazım. Halletmem gereken işler var. İyi madem, nasıl istersen. Ama yarın hep birlikte kahvaltı yapacağız, ona göre. Şimdi işim var dediğin için ısrar edemedim. Ama yarın bekliyoruz, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızım, nerede kaldın sen? Hiç saatine bakmaz mısın ha? Zehralarlaydım anne ya. Ha, nerede olacağım? Öyle mi kızım? Ay anne. Anne aşk olsun. Hani hiç bana güvenmiyorsun değil mi? Ha, neden acaba ha? Kızım, bak burası İstanbul. Bizim oralara benzemez. Daha insan nefesini yutamadan boğazlayıverirler maazallah. Öf. Eşyanı mı unuttun? Girip alabilirsin. Hayır, yine bir yerleri kırıp dökeceksen bileyim de. Şu an bir rekora koşuyorsun. Farkındasın değil mi Pasaklı Kontes? Hı? Bayağı oldu konuşmadın. Bu ne? O şey için. Yani bir hediye. Senin için. Küçük ama. Benim için. Hediye. İlginç. Yani genel bir özür olarak kabul et. Yaptıklarım için. Kravatini salmışsın. Evet. İyi de ben hiç kravat takmam ki. Yani hayatım boyunca takmadım.
olmadı yani. Beğenmedim. Öyle bir şey söylemedim. O zaman beğendin. Öyle bir şey de söylemedim. Hayatım boyunca kravat takmadım dedim. Yani boşuna almışsın. Neyse işte. Bir gün takarsın. Yok. Ayrıca bir gün kravat takacak olsam da böyle bir şey takmam. Kusura bakma ama çok ucuz ya. Param olsaydı daha pahalısını alırdım herhalde. Almasaydın ya. Ya boşuna zahmet etmişsin. Neyse. Madem aldın. Bu nasıl bir tavır ya? Neyse. Senin misafirin var. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Güle güle. Geçiyorum, üstümü değiştireceğim. Tamam kızım. Ne yaptın? Aldın mı bileti? Almaz mıyım? Hangi ara fırsat buldun da aldın ha? Sen bütün gün Zehralarla birlikte değil miydin? Birlikteydim anne. Onlar bir ara provaya gittiler, ayrıldık. Orada hallettim işte. Benden kaçar mı? İyi tamam. Hadi ver şunu bakayım. Bir şey bu. Yetti mi para? Ay yetti tabii anne. Niye yetmesin? O parayla kuyumcu bile alınır. Ucuzmuş. Hediye ya hediye. Adı üstünde. Öyle herkese maddi durumuna göre hediye alacaksak işimiz var. Ukala püskül ne olacak? Kravat takmazmış. Püskül tak sen. Zehra gelmiş midir ki? Efendim baba. Buldum baba. Yarın aynen dediğin gibi katılacağım organizasyona. Önemli olduğunu biliyorum, merak etme. Şu organizasyon. Kimse yok ha. Bu sene beni atlatamayacaksın. Yalan söyledim. Ya göz göre göre yalan söyledim. Ya ben nereden bulayım hem akıllısını hem güzelini? Ne yapacağım ben ya? Bu yemeğe ben de gideceksin Kerem. Hiç merak etme. Tatlım, yemek hazır. Bozmadan ye. Söz bu sefer zehirlenmeyeceksin. Ben de gideyim. Nasıl yani? Yemek hazırladın ve gidiyorsun. Hayır, yemeyeceksin yani. Tatlım, ben rejimdeyim. Gerçi fazlam yok ama kontrollü olmam lazım. Hem işlerim var. Neyse, görüşürüz. İyi, sen bilirsin.
benimle ilgili bir şey söylemedin Zehra. Beğenmedin mi yoksa? Yok da... Yani daha bir şey söylemek için çok erken. Yeni tanıştık sonuçta. E olsun. Ben de yeni tanıştım. Ama... Beni annesiyle tanıştırmak istiyor. Nasıl yani? Ne demek bu? Anlamadım. E tanıştırmak istiyor işte Zehra. Annesine benden bahsetmiş. Yani biraz erken oldu tabii ama... Kısmet yani bu işler. Ay bu sefer Tunlu'yu gözünden vurdum Zehra. Yani yakışıklı. Zengin, kültürlü. Yani üstelik de çok iyi biri. Niye öyle baktın? Ne yani, yalan mı? Canan. Bak böyle olmaz. Daha yeni tanıştığım, doğru düzgün tanımadığım biriyle... Ya böyle konuşma ne olur. Bak bu işler aceleye gelmez. En son yaşadıklarından sonra ne kadar zor topladın farkındasın değil mi? Hem sen hem biz ne kadar üzüldük. Öyle. Sahtekar bir pisliğin sözlerine kandım. Doğru. Ama o zaman çok küçüktüm. Midem yıkanmasaydı şimdi ölmüştüm. Neyse tamam. Düşünme şimdi bunları. Canım. Bak. Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Benim için sadece sen önemlisin. Biliyorsun değil mi? Zehra. Bak eğer benim mutlu olmamı istiyorsan... Çetin'le bana yardım edersin. Bak yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Oo, konsey toplanmış. Hoş geldin. İyi ki geldin. Hoş bulduk canım. Sen nasılsın bakalım? Edalı şöyle güzel. E işte. İçki beysinden hallice diyorsun yani. Canım sen nasılsın? İyiyim Zehra, iyiyim. O kadar iyiyim ki anlatılacak gibi değil. Gibi. Ya benim gibi bir adam organizasyona gidecek kız bulamıyor. Cidden şaka gibi. Öyle işte. Ah eski günler. Az cam çerçeve kırmadık bu sokaklarda. Hayır canım. Sen kırdın, biz kaçtık. Doğru. Vay be. Dün sokaklarda yanına ayak koşturduğum Zehracığım. Büyümüş, evleniyormuş ha. Yalnız enişte 10 numara 5 yıldız. Ben gözümden tanırım adamı. Böylesine kız ver, o derece yani. Ne oluyor canım? Bir şey anlatacağım da annemi kovmadım. Hayırdır? Sabah. Galiba ben de Zehra gibi beyaz atlı prensimi buldum. Yapma. Kim peki bu sana göz koyan aklını peynir ekmekle yemiş püskül? Yani işte aslında Ömer enişte gibi bir holding sahibi. Tam olarak bilmiyorum ama bir sürü iş yapıyor. Acayip zengin, öyle böyle değil. Üstelik beni de çok seviyor. Galiba yakında bu parmağı yüzüğü takacağım. Bir dakika, bir dakika. Tamam, zengin.
bir zengin diye oluyor mu bu işler? Kimin nesi, kimin fesi, adam mıdır, ahlaklı mı? En önemlisi dürüst mü? Ömer'in isteği tenzih ediyorum. Bak, insanoğlunun ben zenginim diye etrafta dolaşan türünden uzak duracaksın. Yani bunlara hiç güven olmaz. Bil diye söylüyorum. Canım, dedim ya. Bu işler böyle acele etmekle olmaz. Bazen düşündüğün şeyler öyle olmayabiliyor. Yani demek istediğim... Zehra haklı. Zehracığım, canım benim. Bak benim için endişelenmene gerek yok. Ben Çetin'den de duygularından da eminim. Ya o beni çok seviyor. Tamam da tek mesele sevmek değil ki. Aynen. Evet, belki seviyor. Ama gerçekten birbirinize uygun musunuz? Bu da çok önemli. Uygunuz. Ben Çetin'i gördüğümden beri Çetin'den eminim. Çetin'i seviyorum. Neyse, ben şunları toplayayım. Yok. Tamam, sen zahmet etme, ben toplarım. Vallahi Canan kafaya koymuş. Anlaşılan bu evde yakın zamanda bir düğün daha olacak. Demedi deme. Bilmiyorum Sabah. Hiç bilmiyorum. Sen niye bu kadar endişelendin? Resmen rengin uçtu ya. Yok. Yani sadece yorgunluk. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle eli boş geldim falan ama meyve falan bir şey getirse miydim? Yok Canan, ne meyvesi? Oo. Neredeyse geceyi bitirmişiz. Ben kalkayım artık. Kalsaydım biraz daha. Kalırdım da geç oldu şimdi. Yine geleceğim ama. Yani işten fırsat bulabilirsem tabii. Düğün hazırlıklarına da benim de bir yardımım olsun, değil mi? Ya canım benim. Sen yanımızda ol. Yüzünü görelim yeter. Hadi gel. Özleyeceğim.
Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, eniştem gelmiş. Tam da kahvaltının üstüne geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Lütfen rahatsız olmayın. Hoş geldin oğlum. O zaman hemen otur bak, biz de seni bekliyorduk. Buyur. Canan. Kızım hadi kalk, çayları doldur. Otur otur, ben koyuyorum. Nasılsın oğlum? İşler güçler nasıl? İyi sağ olun. Her zamanki gibi. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor? Bir sorun yok, her şey yolunda. Öyle fazla masraf yapmaya gerek yok. Yani her şey kararında olsun. Bizim çevremiz malum. Çok fazla göze batmamak lazım. Aşk olsun dayıcığım. Yani Zehra'mız kaç kere evlenecek, değil mi? Tamam, sorun yok. Hay Allah, görüyor musunuz? Nasıl da unuttum. Memleketten gelirken otlu peynir getirmiştim ama onu sofraya koymayı unutmuşuz. Kızım hadi kalk getir. Yok, hiç gerek yok, zahmet etmeyin. Hayır Zehra, hadi kızım kalk. Öğlen olmuş ya. Nasıl olmuşum tatlım? Kavdet bir şey söylemedin. Başka bir yere gidiyordun da yolu karıştırdın herhalde. Tatlım senin şu organizasyon var ya, hani partner bulamadığın. İşte ona birlikte gideceğiz. Ne organizasyonu? Babanla telefonda konuşurken duydum tatlım seni. Onun için yemek yemeden çıktım. Yoksa sen bana yemek yemeden gittim diye kızdın mı? Yok kızmadım. Yani istediğin zaman gidebilirsin. Asla kızmam. Yalnız bu organizasyon vardı ya, iptal oldu. Yani boşuna hazırlanmışsın. Kıyafetimi mi beğenmedin sen? Ne alakası var ya? Gerçekten iptal oldu. İstersen değiştirebilirim. Çantamı da değiştirebilirim. Ayakkabımı da değiştirebilirim. Nurçin, gerek yok. İptal oldu diyorum. Niye uzatıyorsun ki? Anladım ben seni tatlım, anladım. Sen benimle gitmek istemiyorsun. Babanla konuşurken her şeyi duydum. Güzel ve zeki bir kız arıyorsun. O kız ben değil miyim yani? Ya sen bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Beni mi dinledin sen? Nurçin. Bak ben yeni uyandım. Başım ağrıyor. Uzatma lütfen. İyi tamam, uzatmıyorum. O kadar hazırlanmıştım ama. Ben bu organizasyonun kiminle gideceğim ya? Neyin var? Canan mı sıktı canını? Anlamadım. Şu bir daha mı evlenecek mevzusu? Seni gerdi biliyorum. Buyurun Ömer Bey. Teşekkürler. Nedir bu? Senin için getirdim. Gelinlik bakacağız.
Ne o? Yoksa gelinlik giymeyi düşünmüyor musun? Ne, düşünüyorum tabii. Ay bu çok güzelmiş. Ama bu da çok güzel. Nurçi? Ne var? Ne oldu sana böyle? Ağladın mı sen? Seni ilgilendirmez. Ya söylesene. Yardım edebileceğin bir şeydir belki. Edemezsin. Bana kimse yardım edemez. Hele sen hiç yardım edemezsin. Bak ya. Sonra kaba konuşan ben oluyorum. Kerem. Ne olmuş Kerem'e? O mu ağlattı seni? Kerem o organizasyona... Güya iptal olmuş. Göz göre göre yalan söyledi ya. Ama olsun. Bakalım bu kadar zamanda kimi bulacak. Bulamazsa ne olur ki? Kıyamet kopmaz herhalde. Bence kopar. Kopsun da o olsun işte. Kerem Bey'imiz öyle evin içinde kıvranmaya devam edip dursun. Kıvranıyor mu? Kıvranıyor tabii. Babasıyla da o yüzden arası açıldı zaten. Aç internete bak, görürsün haberlerde. O kadar diyorsun. Evet, o kadar. Babasının mirasından men etse yeri var yani. Alo. Sana ihtiyacım var. Çok önemli. Eviniz çok uzak mı buraya? Yakın sayılır. Ya annene de böyle eli boş gidiyorum ama nelerden hoşlanır, ona ne alabilirim? Canım, inan bana bunu hiç gerek yok. Yani sen zaten onun için en güzeli değilsin. Yani onu daha tanımadan çok sevdim. Bak göreceksin bak, çok iyi anlaşacağız. Sorun mu var? Hayır. Konuşmak istemiyorum şimdi sadece. Hem benim çok fazla vaktim yok. Hemen eve dönmem lazım. Hadi gidip annenle tanışalım. Hadi gidelim. Hayalimdeki gibi. Evet, güzelmiş. Eminim senin için de çok daha güzel olacak. Ama bu biraz pahalı bir şeye benziyor. Yani babamı duydum. Abartmaya gerek yok. Daha mütevazı bir şey olabilir. Sen sadece seç. Lütfen. Hem benim damatlığımı gördün. Efendim halacığım. Ha Zehra, kızım Canan seninle birlikte mi? Birlikte bir şeyler alacağını söylemişti. Seninle buluşacakmış. Ama ne yaptı bilmiyorum. Ha evet hala öyleydi ama henüz gelmedi. Trafiğe takıldı herhalde. Ben sana haber vereceğim. Merak etme. Ararım ben seni. Ben gitsem artık. Ne, gelinlik bakmayacak mısın? Bir şey mi oldu? Ömer, şunları imzalaman gerekiyor. Aa, pardon Zehra, görmemişim. Ne haber? İyiyim. Sonra mı geleyim?
Ben çıkıyordum zaten. Siz işinize bakın. Beraber çıkarız. Yok yok, hiç gerek yok. Ben sizi işinizden alıkoymayayım. Nereye imza alacaktım? Şurayı ve şurayı. Buldunuz mu? İstediğim gibi mi? Tamam, görelim. Neredesin Canan? Alo Canan, neredesin? Ben Çetin. Canan biraz rahatsızlandı. Annesi aradı ama kadını telaşlandırmak istemedim. Tam seni arayacaktım ki sen aradın. Ne? Nesi var Canan'ın? Ne oldu? Neredesiniz siz? Benim evdeyiz. Senin ev mi? Alo. Alo. Orada mısın? Adres verin hemen. Canan nerede? Pek iyi değil. Buyurun isterseniz.